بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم بيده ملكوت كل شيء له مقاليد السماوات والارض وإن من شيء الا عندنا خزائنه Ma minda betin ilahu ve aakhiz uminasiyat ya sundak Allahu Kaymet Kayımet takip edenler için 348. sayfa. Kainattaki hayret numa faaliyeti daimenin hikmeti. Niye gelenler gidiyor? Çok kısa olacak. Niye faaliyetler gelip gidiyor, olaylar oluyor? Yani Allah Kur'an'da anlattığı bir dünyaya Kur'an'da anlatımlarıyla. Anlatılan şu kainata bakıyoruz. Bir de bizim baktığımız sultan beline bakıyoruz. Öyle <laughs> bir şey yok ya. Tabelalar var, asfalt var, arabalar gidiyor. Dükkanlar sabah akşıyor, akşam kapatıyorlar. Yiyoruz, içiyoruz, çocuğumuz oluyor. Ölüyoruz, bitiyoruz. Yani o anlattığı o, Kur'an'da o şaşalı bir fikir, anaforlar, öyle bir şey gözükmüyor. Biz <laughs> bunun dışında kaldık da ondan. Bak şimdi. Arkadaşlar, Allah bize sevme fıtratını vererek, sevilecekleri de yaratarak sevme fıtratı ile sevilenleri sev diye veren zat kendisi daha çok sevilmeye layıktır. Cenab-ı Hak sevesin diye sana donanımı koyan. Bunun altını çiziyorum. Biraz sonra uyuyabilirsiniz ama bu cümlede uyumayın. Bana sevmeyi severek beni severek öğretti Allah. A. Oğlum bunu yap sigara ağzında. Oğlum sigara içme. E sen içiyorsun. Böyle eğitim olur. Allah bize diyor ki sev. Nasıl seveceğim bilmiyorum ki. Bak ben seni seviyorum. Sevmeyi severek sana sevmeyi öğretiyorum. Şimdi bu kainattaki faaliyet Allah bizi sevdiği için yapıyor. Her bir merhamet sahibi başkasının başkasını memnun etmekten mesrur olur. Fıtrat böyle ya. Göz kapalı. Açmaktan keyif alır. Aa, bak. Kulak tıkalı. Ameliyat oldun. Hey. Ah. Keyif alır değil mi? Heh. Kapalı kartlar da var. Sevmeyi bilmiyor. Ona ait çok güzel bir başımda geçmiş hatıra var. Çok kısa. Bir buçuk sene benim arkama düşmüş adam. Derdi varmış. Ailevi sorunu ailesiyle. Sormak için. Belçika'dan. Bir buçuk sene sonra buldu beni. Zeytinburnu'daydık o zaman. Bununla alakalı. Dedim ki gel o zaman madem gel bir buçuk sene beni aradın gel abi, otur anlat tam 21 dakika sürdü Muhammed sonuç dedim sen insan sevmiyorsun bu mu ya bu tabii. sen insan sen kendisini sevmiyorsun ki kendini sevmiyorsun ki seveceklerin sevesin kendisiyle barışık olmayan Selahattin seninle barışık olur kendisini nefret eden beni nef sever mi? Kendisinden kaçan benimle beraber olur mu? Hep kaçmak. Maaştır, telefondur, müziktir, şudur budur hep kaçıştır. Kaçış rampası. Bir asude, as 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 sakin bir hayat yaşamıyor ki. Rahat ya dur bir dakika ne diyor ya bu adam? Niye sıkılıyormuş ya? Bastırarak, yok sayarak olur mu? Bastırarak, unutarak, erteleyerek, öteleyerek, yok sayarak. Yok mu oluyor o şimdi? Üstünü örttün şey yaptığı gibi. Coca-Cola içince vücut tanımıyor kim şey kimyasını tanımıyor asit olduğu için. Vücut diyor ki Allah Allah bu ne? Neyse kenarda dursun diyor. Ben şimdi tanıdığım ekmek geldi. Ona uğraşayım. Onu kenar tanımadığını sonra bakarım. Sonra bakarım onun adı da kilo işte. Tanımıyor yani. Her bir merhamet sahibi başkasını memnun etmekten mesrur olur. Niye mesrur değilim ben evde merhamet sahibi değilim de ondan? Görüyor musun psikoloji? Benim kafam biraz böyle çalışıyor Risale-i Nur'a. Bak bir daha. Her bir merhamet sahibi başkasını memnun etmekten mesrur olur. E başkasının mutluluğundan, zenginliğinden haset ediyorsa demek ki kendisi kendisi çökmüştür yani. Onu vurup kırmak, ağzını payını vermek, onu aşağılamak, tenkit etmek değil. Onu mesrur etmekten memnun olur. İki, görüyor musun be, şey Hamza psikoloji? Gel de öpme. Her bir şefkat sahibi başkasını mesrur etmekten memnun olur. Cümlelere bak yani. Dizmiş vallahi. Bir daha. Her bir şefkat sahibi. Var mı şefkat? Nasıl anlayacağız? Başkasını. Başkası eşin. Akraban, kayınpederin, kayınvaliden. olan gene ölmedi yani falan diyorsa. Her bir şefkat sahibi. Başkasını mesrur, surur, neşelendirmekten memnun olur. Bunun en büyük delil Allah'tır. Vallahi kendime bazen soruyorum ya siz de yapıyorsunuz da Allah şu anda şahitim olsun. Multekada der ki Allah'ı yalana şahit etmek iman gider bilerek. Vallahi bunu bu kadar aldım. Yalan demeyeceksin. Allah bana dese ki haşir meydanında gel kendi hesabını sen şey yapsan sen vicdan adamsın hadi sen vicdanlı kulumsun. Kendi hesabını kendin gör. Cennette, cehennemde orada. Vallahi istemem. Yapama. Tahammül edemem kendi günahıma. Peki melek mi görecek? Haşir meydanında kulların hesabını kim görecek? Melek mi? Allah mı? Allah görüyor. İyi ki o görüyor. Benden bana daha şefkatli ya. 99 onun bana şefkati var. Benim bana bir tane. Erkan bir tane. O zaman Beni benden daha çok sevdiğine itimat et. Teslim, tevekkül, itimat kanat, itimat bu işte. Allah beni benden daha çok düşünür. Bana onun için beni bana vermiyor. Beni bana vermiyor onun için. Sen yüzde bir seversin kendini. Sen bana ait. Ben seni seveyim. Hesabını ben vereyim. Ben yapayım. Çünkü ben sana yüzde doksan dokuz. Mektubattan söyledim. Yüzde bir hisse kişine aittir. Yüzde doksan dokuz hisse ona aittir. İyi ki biz hesabımızı biz görmüyoruz. Bak abi. Bütün anneleri düşün. Hayvanı insani. Hatta bazı ağaçların. Şefkat. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden söylüyorum. Anh. O diyor ki. Bütün insanlardaki. Yerin dibinde bilim insanı diyor ki. 120 milyar insan yatıyor toprakta. 120 milyar. Şu anda yaşayan 8 milyar. Tamam bu Ölenleri ver. 8 milyar insanın merhametini yaratan Allah, İmam Rabbani Hazretleri diyor ki okyanustaki suya göre bir damla mesabesindedir diyor. İmam Rabbani haşa istihza eder mi, alay eder mi, mubala eder mi? Haşa. Bütün insanların merhameti okyanusa göre bir damla mesabesindedir diyor. Hayvan ve insanlardaki şey ya. Yani. Böyle bir Allah görsün benim hesabımı. Ya senin de öyle görsün. Ya. Allah Allah. Her bir muhabbet sahibi. Muhabbetin var mı? Var. Sevindirmeye layık mahlukları sevindirmekle sevinir. E peki muhabbet sahibimiz kendimize. Kendimiz kendimize muhabbetimiz var mı? Ben beni seviyor muyum? Nasıl anlayacağım? Sevindirmeye layık insanları ben sevindiriyor muyum? A eşittir B ise. B eşittir de C ise. A eşittir C'dir. Aynı. Bir daha. Her bir muhabbet sahibi. Kendi kendisine olan muhabbet varsa. Muhabbet. he Psikolojiye selam. Ben bana şefkatli miyim? Muhabbetli miyim? Kaç tane söyledi? Merhamet söyledi. Şefkat söyledi. Şimdi muhabbet söylüyor. Muhabbet tahta olsa gösterirdi muhabbet ne demektir? Şu. Muhabbet ilim değildir abiler. İlmin nerede olduğunu söyleyeceğim şimdi. Ee, alim esmadır. İlim subutu sıfattır. İlim, ilim sen basar kudret hayat subutu sıfattadır Allah'ta. Bak bir daha alim esmadadır. İlim subutu sıfattadır. Muhabbeti anlatacağım şimdi. Zatı sıfatta ilim yoktur. İlim sonuç değil, süreçtir, diptedir. Yok yani. Zati sıfatta ilim yok. Şunat-ı zatiyede hiç yok zaten ilim. Ne var şunat-ı zatiyede? Onun bizdeki karşılığı. Bir, en merkezde, soğanın merkezinde şefkat-ı mukaddese var. Allah'ın şunat-ı zatesinde şefkat-ı mukaddese bizde ne vermiş? Şefkat. Bak, ilimden üstün olanları sayıyorum. Şefkat, mabet, mesrur, şefk, lezzet. Yani kutsi lezzetler. Şu andaki dersteki lezzet. ilim değildir şu anda. Şu anda ilim değil böyle. Oh, lezzet, memnuniyet, iftihar etmek. Ben Selahattin'den iftihar ediyor. Kardeşim ne ediyor? O edebilmek ilim değil bu. Bu şunat-ı zatiyedendir. İlim çok aşağıda. Bak ne söyle evet. Alim esma. İlim sübütü sıfat. Zatı, zatı sıfatta ilim yok. Şunat-ı zatiyede de yok. Muhabbet var. Onun için Hulusi abi demiş ki İlim ehli miyiz? Hani Risale dersleri okuyoruz, dersleri gidiyoruz. Tarikatçı ne o isen? İlim ehli isen sonucu ilim sonuç değildir. İlmin sonucu muhabbettir. Hubdur, hub. Hub. Eğer o ilim seni muhabbete götürmüşse sana mal olmuştur o ilim. Eğer o ilim muhabbete götürmemişse sana yüktür. Kur'an'da kitap yüktü, merkebe benzetiyor diyor Allah. Yani muhabbeti götürecek. Birbirimizi muhabbet edeceğiz. Birbirimizi tenkit etmeyeceğiz. Birbirimizi seveceğiz kardeşim. Takdir edeceğiz. Bir Yahudi spor mudur? Futbol mudur? Halterci midir? Boksçu mudur? Zengin midir? Onu o meziyetini alıyor. İsrail'in lehine kullanıyor. Eğer kusur mu yaptı? Onu göstermiyor. Kapatıyor. Nerede ustad diyor, nerede o kendisine Hristiyanlar birisi varsa onu aziz etmeye çalışıyor. Biz ise bir Müslümanın dini sohbetine bile az bunu yapıyoruz böyle acayip. Durumumuz bu ya. Allah bizi affetsin ya. Yani. ya. Muhabbet, muhabbet sonuçtur. Süreç ilimdir muhabbet konuştur. İlim süreçtir. Demek ki ben bana muhabbetim var mı? Nasıl anlarım? Muhabbet sahibi sevindirmeye layık mahlukları sevindirmekle sevinir. He. Nedir ha? Sen namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. rahim. Böyle huzur almıyor musun? Huzur olmuyor bazı namazlar da oluyor. Bazı sohbetler de oluyor. Ha, o kendinle kendin zevk almaktır. Allah hazır olduğu için bizde huzur oldu. Bak diyor ben seni ben sende memnunum. Bak sen sende memnun olman ben senden memnun olduğumun alametidir. Sen senden sıkılıyorsan ben de şu anda o günahlarından da pek razı değilim. Hadi onlardan tövbe et. Tövbeye sevk etmek içindir o sıkıntı işte hatırlatıyorum diyor. Orada kabirde, berzahta onlara tövbe yapamayacaksın. Tövbeye geçmez orada. Burada kullan işte. O sıkıntı nimettir. Dişin ağrıyor. İyi ki ağrıyor. Ağarmasa yok olup gidecekti, duymayacaktın. Ağrıdı ki arıza var git tamir ettir. Sıkıntı arızadan haber veriyor. Çöküntüden değil. Git düzelt onu. Git tövbe et ya. Git kazanamazına başla ya. Hala kazanamazına başlamadın mı diyor sıkıntı başlıyor işte. İyi ki var sıkıntı. Demek ki kendimiz kendimize muhabbetimiz varsa muhabbete layık olan eşimize, akrabamıza, kayınpederimize, kayınbiraderimize, amcamıza, dayımıza onları sevindirmekle sevindirmekle muhabbetimizi gösteriyoruz. Peki bir daha söyleyeyim. Eğer ben beni sevmiyorsam ben seni nasıl severim ki? Ben benden nefret ediyorsam, ben benden kaçıyorsam ben sana nasıl gelirim ki? Ben kendimden kaçıyorum. Nasıl yapıyorum? Aldım telefonu. O da, evdeyiz ha. Mutlakta eş, eşim. Odada o köşe odada kızım. Burada da oğlum. Ben de salon. Kıstım televizyonu da. Herkes kaçmış. Evde mi zannediyorsun? Herkes başka yerde en büyük silah o sihalar tihalar atom bombaları değil. Ço nesillerini sanal dünyadan somut şu somut dünyadan kopar, gerçek dünyadan kopar sanal hayal dünyasına sok. Orası çok cazip bir daha çıkamaz. Bu da onun giriş kapısı. Buradan girsin. Aa Oralarda tam dolaşırken kızım hadi çabuk hadi sofrayı kur. Anne ya hep beni buluyorsun sen bir rahat bırakmıyorsun. Koca sabahtan akşam bir defa dedi ya gel tabakları koy bir şey demedik. Niye? Ohu bulutların arkasındaydı e, geldin şimdi sofra kur. Ama bu. Ha hiç olmayacak mı? Kontrol etmeye çalışın elinizden geldiği kadar çocuğun kontrol edin bu silahtır adamlar ne el, elimize verdikleri silahtır Güney Kore'de Samsun imal ediliyor hızlı trende tren işte gidenlerin hiçbirisinin elinde tablet ve telefon yoktur kitap vardır bakın Japonların öyle Almanya'da da öyle Almanya'da 2004'ten beri oralardayım ee, çok azdır çok azdır Ondan nesine bakıyor bilmiyorum Sabah sabah giderken herkesin elinde kitap var. Bizde de çok azdır kitabı olan. Hepsi kuyunun kapağında. Ondan sonra abi niye biz darlanıyoruz? Hakikaten niye çıldırmıyoruz ki? Ya, niye çıldırmıyoruz ki? Ruh ne kadar sağlam ki. Boz babam boz. Sabahtan akşama bozuyoruz bozuklarla. Gene sağlamız ya. <laughs> ne kadar sağlammışız ya vallahi. Hayret ediyorum. Her bir Ali Cenab-ı her bir Ali Cenab-ı yani yüksek ruhlu, Malibu. yaşlılar var ya böyle. Çınar ağacı gibidir. Eskide o yaşlı kayınpeder, kayınvalideler evde olurdu da e, ço çocuğu evlendirirlerdi, kız gelirdi ya. O kız gelirdi hem kayınvalide hem gelen gelini yetiştirirdi, hem ondan doğan çocuğu da o büyütürdü. Onlar bilge insandı, dev yani. Çınar ağacıydı onlar. Onlar babaanneler, dedeler, anne ve babalar evde olmayınca iki cahil evli yerini evleniyor. Sen, 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 de ben de evleniyoruz. Arkamızda çınar ağaçlar olmayınca en ufak şeyle mahkeme kapısına onun için gidiyoruz. Eskiden için yoktu. Anne babalar vardı. Biz söz sısalım. Sen baban deseydi, babanen deseydi, babanen, babanda değil miyim? Deden. Sus. Söz. Söz otur. Senin tamam dedi. Hallediyordu. Hem beni yetiştiriyordu dedem, hem benim çocuğumu. Babanem ise hem benim eşimi yetiştiriyordu, hem de ondan doğan çocuğu o büyütüyordu. Baba neler büyütüyordu? Eşte babalarımız yetişti çok şükür iyi. Sonra biraz ucundan biz yakaladık. Biz biraz düzgün olduk. Bizim çocuklar da şimdi babaanne dedesi görmedikleri için, bilge insan görmedikleri için uyduruk anne babalarla kalmış Allah. Allah yardım etsin çocuklarımıza. Tamam. Ya. ya onun için evi var mı? Var. Arabası var mı? Var. Verdim gitti lan. Bunun dini var mı? Namazı var mı? Akrabası var mı? Şimdi başka yalnız ev tutacaksın. Baş, tek başına tutacaksın. Varsa tamam. Ya babasıyla kalamaz. Ama tabi e, tabii ki anne, anne de baba da anne de baba olmalı. Anne babalarda sıkıntı olur da babaanne ve dedelerde olmaz bir kuşak atlama. Yani kızın anne babasında, benim anne babamda da sıkıntı olabilir. Gerginlik olabilir rekabet. olmaz. Hem o taraf babaanne hem bu baba taraf olmaz. Onlar bilge insandı. Şimdi niye söylüyorsun? Her bir Ali zat bilge insan. Yani böyle Ali Cenap Yani kalbi büyük. Herkes bulunabilir. Girdiğin zaman Hamza o babaannenin, köylünün, o dede yazın gittiğin zaman o komşunu babaanne, komşunun babaanneleri var ya. Sen baktığın zaman dersin ki öyle büyük kalbi var ki bu babaannenin cesedi kendi bile o kalbin içinde. Bazı insanların kalbi çok büyük kendisi de onun içinde. Bazı insanların kalbi o kadar ufak ki kendisinin vücudunun içinde. Kendisi bile girememiş. Ben o kalbe nasıl gireyim? O geniş kalpli o babaanne dedenel vardı ya bilge insanlar. Kendisi bile onun içindeydi. Ben de gayet rahat orada bulunabiliyordum. O bir şey deyince de hiç alınmazdım. Çünkü çok bilgi. Ha, Ali Cenab böyle bir zat. Geniş kalpli. Yani baktığın zaman bu insanın içinde ben bulunabilirim. Bunun kalbinde yaşayabilirim. Bu muhabbet adamı. Bu gönül insanı ya. Ali Cenab zat gönül insanı. Tamam mı? başkasını mesut etmekten lezzet alırmış. Lezzet alıyorsak başkasını memnun etmekten hakikaten Ali cenab Kalbimiz bizden büyük. Kim abi? Muhammed abi. Muhammed başka. Öyle deme Muhammed'e. Ama öyle. Vallahi tanıdığım çurla çoğu eksersi Rabbim şahit olsun. Kalbiniz kendinizden büyüktür. Rabbim şahitliğimi de kabul etsin hepinizi de böyle, hepimizi böyle etsin. Yani kalbiniz sizden büyük elhamdülillah. O kalbin içerisine siz de girmişsiniz. Ama bazı insanların kalbi var ki kendisi girememiş oraya. Ha, Ali cenab Zat peki nereden biliyoruz? Bunun olduğuna ne kadar öyle dua ettik tamam. Bunun alameti sağlaması nedir Abdullah? Diyor ki başkasını mesut, mesut etmekten lezzet alır. Bir gün e, cemaatin bir pikniği vardı Sultanbeyli'nde. Geçen gittik. Bir Abdullah gitti bir yanındaki işçi Afgan'ı getirmiş. Yanına oturtmuş patron. Bu patron o da yiyor. Ve bak diyorum o rüle yaparken ona da koyuyor kendisine de koyuyor. Lan işçi patronsun. Ha, onu bay mesut etmekten lezzet alıyor. Bakıyor musun? Hepiniz öylesiniz ya. Yani Duva makamında geçiyor. Gördüm ilgimi çekmiş. Ben bir hata yaptım. Şeyde, bayağı... Eziyor. Hala kaç senede ben unutmuyorum. Daha sonra derslerde misal veriyorum. Kardeşlerle pikniğe gitmiştik. Şöyle. Karşımda da Abdullah vardı. Abdullah Demirtaş. Onunla benim karşımda. Soğanı bir vurduk. Soğan mutlaka cücük bir tarafa kalıyor ya. Öteki taraf bir tarafa kalıyor. Hiç unutmuyorum. Belki 10 sene işte Cücük tarafını ben aldım kuyu tarafına verdi. <laughs> Hiç unutmuyorum. Sonra ben bunu nasıl yaptım diyorum ya. O kadar etkilemiş ki unutmamış. Ya Ali Cenab Saat. kalpler büyük ya. Eve bir girdiği zaman fare delik arar gibi değil. Herkes memnun. baba geldi ya. O şey geldi. Memnun etmekten. Peki kusur yok mu? O kadar büyük ki kusurlar işitilmiyor. O kadar büyük kalp Herkes içinde zaten. Tenkit ediliyor. Ya şöyle yaptılar. Aha teyzemizin oğlu amcamızın çocuğu şöyle yaptı da biliyor musun öyle? Aa hiç duymaz. Evet, tabii tamam. Doğru haklısın. Yani geniş çünkü kalp. Zübeyr abi derdi ki kardeşlerim kardeşlerinizi tenkit etmeyin. Kusur itam yapacağınız zaman benim diyor vagonum çok geniş çöplüğüm. Buraya sizin o gayzınızı, nefretinizi, pisliğinizi bana atarsınız kardeşinizi atmayın. Ona tüküreceğinize bana tükürü ne olur dermiş. Aynı Allah, aynı böyle dermiş. Ve böyle yaşamış. Rüşta bin Akbederdi lanet. Ne dersin yani diyor vücudum titrerdi diyor. Bu vagonun benim çöplüğüm çok büyük. Üstadın Ona mektubu var, üstadımızın mektubu var. Kardeşlerin birbirinden küsmesinler. Evet. O şeyi ben kendi alıyorum. Ya evet kendi ismi alıyorum. Latif nüktelerde ortada var. Ortada böyle onu üzerime alıyorum diyor. Abi diyor ya, bin olsa feda ederim diyor. Bin hasetim olsa feda ederim kardeşimize. Zübeyir abi öyle diyormuş elimde. Ne olur ona tüküreceğinizi bana tükür. Vay be kalbe bak kainat için almış. Kainat için almış. Vay be. Kainat için alan o kalp cennet cehennem bir tarafta kalmış ya. Ufak bir şey. Çok şükür ya en azından böyle bir dersin talebesiyiz ya. Ya. O var mı o latif nükteler? Bir verseniz de o cümleyi okusam. Ha ha bak bu. Bak bu. Bak şimdi burada ortada şöyle bir yazı var ortada. İnşallah bulurum. Okuyayım. Bu kadar bir şey. Ama Allah Allah. Kardeşlerimden rica ederim ki bunu ne olur birbirlerimize değil de eşimize yapın uygulamayı. Nasıl birbirimizi öyle küsmek yapamayız. Mecburuz. Birbirimizi sevmek zorundayız. Eşimize yapacağız. Bak şimdi kafanıza birisini koyun kızdığın birisine. Şimdi o dersi dinle. Bak sıkıntı veya ruh darlığından veya titizlikten insan nefreti daha çok bundan olur. Sıkıntıdan veya ruh darlığından veya titizlikten veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan veya şuursuzluktan arkadaşlardan sudur eden fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler ve haysiyetime dokundu demesinler. Ben o fena sözleri kendime alıyor. Damarınıza dokunmasın. Bin haysiyetim olsa Kardeşlerimin mabeynindeki kardeşlerimdeki kardeşlerimin aralarındaki muhabbete ve samimiyete feda ederim Sait Nursi. Bak haysiyetime dokundu. Ha, Kimsin lan ben herkesin izzeti şerefi var ya. İzzetime dokundu demesinler diyor. Ben o fena sözü sana dedi ya üzerime aldım. O demedi sana. Bana diyorsun o kardeş bana diyorsun diyor. Üstad alıyor. O fena sözü üzerine alıyor. Bak sana gelmedi. Tu deyince sana geliyordu. Usta hemen araya girdi Selahattin. Sana gelmedi. Sana gelecek gelmedi. Fena sözleri kendime alıyorum. Damarınıza dokunmasın. Bin haysiyetim olsa kardeşlerimin aralarındaki mabeynlerindeki muhabbete ve samimiyete muhabbet neydi? Şunun zaten mazar olmuş. Muhabbete ve samimiyete feda ederim. Yeter ki huzur bozulmasın. Mutlu mu olmak isteriz? Mutlu mu olmak istersiniz, haklı olmak mı? Çoğu zaman mutlu olmak hakkından vazgeçmekle mümkün oluyor evde. Hak yoktur evde. Evde hak yoktur, adalet yoktur. Adalet sıbıtı sıfattandır. Ad esmadır. Adalet, subuti sıfattır. Zatı sıfatta adalet yok. Şunatı zatı de hiç yok. Adalet süreçtir. Sonuç şefkattır, muhabbettir, sevktir, şeftir, memnuniyettir, iftihardır, lezzeti mukaddesedir. Ulvi şeylerin peşine koşmaktır. Bunlar adalet. Bak, adalet, ilim, irade, sem, basar, kelam, kudret, hepsi aşağıdadır muhabbet yukarıdadır. Sonuç bu. Şefkat, muhabbet, şefk, surur, memnuniyet, kardeşinle memnun olmak hep bunlar üsttedir. İlim aşağıdadır. İlim ilim nerede kaldı? Eğer muhabbet varsa, ilim olsa da olmasa da o kadar mühim değil. Sonuca vardın zaten. İşte annelerin şefkati bundan. Allah bundan ayırmasın bizi Amin. ya. Her bir Adil zat, kendisi kendisine adil. Adil ne demek biliyor musunuz abiler? Biliyorsunuz da ben tekrar edeyim. Bak, adil, adaletin, şey, aklın, ifratı nedir? Cerbeze. Cerbeze. Tefriti? Gavavet. Basmıyor kafa. Aklın. Vasatı ne? Hikmet. Hikmet. Aklın. Peki kuvve-i var ya nefret öfken. ifratı nedir? Para, para o kuvve-i şeviye. G var ya kuvve gadabiye. Gadabiyenin ifratı nedir? Tehevür. Maddi ve mani hiçbir şeyden korkmamak. Hiç. Allah'ymış, ahiretmiş, kabirmiş. Bu kuvve-i gadabiyenin ifratı. Tefriti nedir? cebanet, maddi ve manevi korkulmayacak her şeyden korkmak. Vasatı nedir? Hakka hak bilip hakka yapışmak ve batıl batıl bildiğinde batılda kalmanın yani o sahadaki adaveti kullanmak. Yani Allah dedi ki buna bu kadar adavet yap. Buna dedi bu kadar. Sonsuz adavet değil. Peki Şeyven'in ifratı nedir? Haram helal demeyip her şeye Saldırmak bu kuvve ifratı. Peki tefriti nedir? Helaline bile olmamak. Komut. Vasatı nedir? İffet. Şimdi Kuvve-i Akden'in ortası neydi? Hikmet. Kuvve-i Gadabe'nin ortası neydi? şecaat Kuvve-i Şeyh'in ortası neydi? İffet. Topla. Hikmet şecaat, i̇fet. ifet Nedir bu? Bunun adı nedir? Adil. Ha. Şimdi eğer biz aklımızı doğru kullanıyorsak, alametini söyleyecek. Gab, nefretimizi, muhabbetimizi kuvve şevi derken böyle cinsellik değil ile. <laughs> Telefon ikide bir değiştirmek, araba değiştirmek, ev değiştirmek, gömle yani şehvi yani um, hayata ait istekler manzumesi. Hepsi, hepsi. He. Bu adalet. Şimdi diyor ki her bir adil zat yani eğer iffeti, şeciatı, hikmet sahibi ise böyle doldura doldura gidiyoruz bakın. Her bir adil zat yani kendisi. Ben aklımı doğru kullanıyor muyum? Bak şimdi. Gabavetimi doğru kullanıyor muyum? Yani şeyimi mı? yani Allah'ın dediği yere mi kullanıyorum Mehmet? Kuvve-i mi doğru kullanıyor muyum? A alameti neymiş? İhkak hak etmek ve mustaaklara ceza vermekte hukuk sahiplerini menettar etmekte keyiflenir. Hüner sahibi, sahibi her bir sahibi. Şimdi eğer böyleyse bu bir kendi hak ettiğine kanaat eder. Bak kendi hak ettiğine, Allah'ın ona biçtiği role kanaat eder. Mustahak olanlara hak ettiği şeyi verir. Adalet nedir? Mustahak olanlara hak ettiği mekanda zamanda vermektir. Ee, adalet eşitlik değildir. Eşitlik zulümdür. Nasıl zulümdür? Hayvandır sığır. Köpek de hayvandır. İkisine de eşit davran. İkisine de ot ver. Sığır'a isabet ettik de köpek ne olacak? O zaman sığır'a ot, köpeğe et vermek bu adalettir. Eşitlik budur. Eşitlik hepsine aynı davranmak değil. Hak edene hak ettiği gibi davranmaktır. Köpeğe öyle davran, et ver kemik ver. Sığır'a da bunu ver. E şimdi mutlak eşitlik diye tırpalamak, kamil, fazil insanlarla cahil insanları öyle bir şey olur mu? Demek ki biz ilk önce kendimize adil miyiz? Yani hikmet, akıl, aklımız doğru çalışıyor. Ne kadar hikmet, ne kadar iffet, ne kadar şecaat sahibiysek. Bir, kendi hakkımıza kanaat ediyoruz. Allah'ın bize biçtiği role, beni kadın erkek yarattı, beni bu kadar ömür verdi. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere de iman ettim. Benim maddi ve manevi rızkım bu. Bir gözüm kördür. İki ayağım topaz dahi olsa ben var mıyım? Varlığım şuurunda mıyım? Tamam. Ha. Bunu eğer kendi hak ettiğime kanaat etmek neydi? Ee, gelecek kaygı ve endişelerden kurtulmanın yolu teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Teslim, seleme. Ne demek? Doğru yaşamak. Sünneti seni. Tevekkül, doğru düşünmek. Sonra kanaat. Kanaat nedir? Bu işte ad. Yani Allah'ın bana verdiği role verdiği nimetlere kanaat etmek. Sonra mustahak olanlara mustahak olduğu kadar vermek ve hukuk sahiplerini memnun ediyor. Beni de memnun ediyor. Demek ki bunu bana veren zat Allah kendisi böyle bize muamele ediyor. Yani dersin başında dedik ya Allah bizi severek sevmeyi öğretti. Yani sevesin diye sevme fıtratını koyan, sevilecekleri de yaratan, hadi sev diye bizi seven zat sevmeye daha layıktır. Adil ise, adil öyle okuyup geçtin olmadı. Adilin altını dolduracaksın ki ülfet sarmalamasın seni. Ad, hikmet, şecaat, iffet sahibi olmak. O zaman hikmet, iffet, şecaat sahibi olan kendisini ha ne kadar keyif alır? Elhamdülillah. Ekimullah İsmail abi vardı Allah rahmet etsin. E, Ruşt geldiği zaman Timahş'tan gelirdi. Bak rahmet istedi. Onun güzel bir sözü vardı onu söyleyeceğim. Gelirdi işte dörtte beşte. Ruşt abiye işte 100 sorularla yüz cevapla nurculuk diye bir kitabım ne vardı? Ona ait orada şey yapardı. Neyse Ruşt abiyle soru sorardı. O cevabı kendisine göre sokak cümleleri kurardı. Kitap şey yapmak için Rus abiden istifade ederdi. Ben oradaydım. Sonra akşam eve gideceği zaman akşam üzeri bazen bir abi götürürdü. Bazen de Peugeot 404'ü vardı Rus abinin. Derdi ki Hasan götür. Şimdi o götürken bana dediğini söyleyeceğim. Bindi arabaya. Bismillahirrahmanirrahim der. Atır böyle çantası var. Gidene kadar sohbet ederiz. Hiç bana lafı demez kapıdan indi, binasına girecek. indi. Hasan Bey kardeşim, Allah bereket versin. Allah'a iki buçuk saatimi sattım. Elhamdülillah. Şimdi keyifli yatabilirim. Yani dershaneye giriş ile eve giriş arası var ya. Ulan bu yolu da Allah'a satmaya koydu. Doğrusu da o. Dershaneye girdim. Kaç saat geçti? Eve gittim. iki buçuk saat. Allah'a iki buçuk saati sattım. Demek ki Adil olmak Allah'ın sana biçtiği role ne demek ustadın tabiriyle? Hikmet, şecaat, iffet sahibi olunca karşıki insanlara da böyle davranır. İhkakı hak edene verir, yapar. Kardeşinin, kız kardeşinin öyle miras hakkını yemez. Hak hukuka dikkat eder. Abes yap, yapmamaya çalışır. Rastgele adil olan insan saldırmaz. Ha, bak uygulayın bir tanesini yeni gelen kardeşim için. Haset, ifrat, tefrit vasatını yapayım gerisini sen kullan. Hasetin, ifratın onda olmasın da e, bende de olmasın. İfrat. Tefrit, tefriti nedir? Bende olsun, onda olmasın. Vasatı nedir? Bende de olsun, onda da olsun. İfratı çok rezil Bende de olmasın ama onda da olmasın. Her şeyin ifratı kimden? Şeytandan. Her şeyin tefriti? Nefsem Vasatı? Hikmettir. Dinden. Şimdi herhalde e, kaç tane kaldı? Bir tane cümlem kaldı. Ders bitti yani. Şimdi çay olacak. Bak ezan okunmadan bitiriyorum. Her bir hüner sahibi. Nerede hünerim var? Yani ne meziyetten yani? bu? Ümmeti Muhammed'e hangi sahada hizmet ediyoruz? Ümmeti Muhammed'e hangi sahada? Diyelim ki telefon satıyorsun, çiftçilik yapıyorsun, hocalık yapıyorsun, perdecilik yapıyorsun. Yani bir şey, mutlaka bir şey yapıyor. Bu toplama yapıyorsun. Araba tamir ediyorsun. Her bir sahibi sanatkar sanatını teşhir etmekte. Yani kendisini ifade etmekte. Onu bu elle yapıyorsun. Allah'ın verdiği elle yapıyorsun. Kullanıyorsun. Bak bugün kullandığımız organ şeye bakın namaz yoksa. Karaciğeri kullandık. Böbreği kullandık. Değil mi abiler? Eli ayağı kullandık. Damarları kullandık. Bu kadar organı kullandık. Yetmiyor. Dünyayı kullandık. Nemi kullandık. Oksijeni kullandık. Güneşi kullandık. Öyle mi abi? Kullandık. Yediklerimizi saymıyoruz. Bu kadar Allah'ın malını kullandık. Ondan sonra Allah'ın bu eliyle bu Allah'a isyan edilir mi? Yani çok ayıp oluyor tabii de kendime diyorum. Ha demek ki her bir hüner sahibi elini ayağını yerinde kullandığı zaman o istidat bil kuvve, istidat bil fil çıkıyor. Her bir hüner sahibi demek istidatlarını kabiliyete dönüştürmekte. Böyle keyif alıyorsa Allah bunu bana vermişse kendisinde alidir. Ben nasıl sanatımı severim? sanatımı göstermek istiyorsam Allah da beni göstermek istiyor mahlukatına. Çünkü Allah'ın sanatı en cami benim. Yani Allah'ın sanatı benim, benim sanatım da motor. Benim sanatım da şu perde. Baktığın zaman Osmanlı perdesi yapmış. Hani öyle diyorlar ha. Anavutköy' gelince abi bu ya dolma bahçesi birileri söylüyorum. Dolma bahçedeki şeyi ya. köy'deki perdeyi diyorum sanatkar olduğu için. Ama baktığın zaman keyif alıyorsun değil mi böyle? Senin keyiften Allah keyif alıyor. Tövbe estağfurullah. Allah'taki keyfe şöyle deniliyor. Lezzet-i mukaddese. Sen mukaddes yok. Sen lezzet alıyorsun. Senin lezzetinden lezzet alan Allah'a hamdolsun. Mesela çok şaşıracaksınız. Hepimiz öyledik. Altımızı alan annemiz vardı ya. Meğer Allah aldırıyor. A Allah aldırıyormuş. O yapıyor yani. Altımızı aldıran Allah şu bize hizmeti, e, hizmetine bak cana bak. Altımızı aldıran, bizi uyutan, bizi yedirip içiren hep odur. Ha onu vasıtayı kullandım. O kuru odun çubuklarından kirazı mirazı gönderdiği gibi, sipsi topraktan bunları çıkarttığı gibi et ve kemik olan anne babalarımızdan da bizim altımızı aldıran da odur. Sebebe istersen teşekkür et diyor ama insan olduğum için teşekkür etmek lazım. Altımızı aldıran Allah'tır. Nay. Otur. Yapan o. O çatıda seni tutan odur. Sana o duyguyu veren inan vallahi odur. Sen çatıda kenarlarda oyun oynarken ben o çatıya çıkarken ayaklarım kemençe çalıyor. Yani tit titriyor, duramıyor. Ama sana o işi yapasın diye onu veren odur. O çatıda o çatı yaparken, kemir koyarken sana onu verdi. Ezan okunurken inip de namaz kılmasan, kimisi gibi birisini gördüm de seni hatırladım. Çatıda ezan okuyun, çatının üstünde namaz kılıyordu. Gördün mü? Öyle değil mi? Aferin ya. Maşallah. Yani bu niçin her bir hüner sahibi senin dizdin kiremit var ya orada bir namaz kıl. Allahu Ekber. Şimdi sen bütün etraf alemin saltanatı seni de tahakkuk ediyor. Halifesin ya. Senin o namazından bütün alem namaz kılıyor. Senin o ruhul lezzetinden Allah lezzet alıyor. Allah da bizim şefkatimizden Allah şefkat ediyor. Şefkat-ı mukaddesi var. Muhabbeti var. Lezzetimizden lezzet alıyor. Şefkatimizden şefkat ediyor. Muhabbetimizden muhabbet ediyor memnun olmamızdan Allah memnun oluyor demiyor muyuz? Beni memnun ettin. Allah da seni memnun. Allah da sende memnun olsun. Ha memnun oldum. Bak. Ha demek ki Allah'tan geliyor memnun olmak. Memnun ol diye bana memnuniyeti veren zat sende memnun olması lazım. Ya işte her bir hüner sahibi sanatkar yani kabiliyetlerini böyle ifade etmekten teşhir etmekten sanatını tasavvur ettiği tarza işlemesiyle motoru yaptın. Aklıma sen sen motorunu yaptın. Biraz motorcuyum ya ben de. Ağla. hadi bismillah topladık bugün motoru. Kar evet çırak bir kahve getir ya. Kahve, getir kahve. Aa, keyif alıyorsun değil mi? Keyfinden keyif alan Allah var. Lezzetinden lezzet alıyor. Sen nasıl sanatın konuşuyor? Kargar 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 Plak var ya plak. Eski plaklar taştı değil mi abiler? Oraya Allah ses sesi yükleyesine sana kabilet koymuş. O plakanın içine ses yükleniyor mu? Konuyor değil mi plak? Kur'an okunuyor, müzikler var vesaire. Şimdi taşın içine o sesi yaptıran Allah bu etin içine neler koymuştur? plan içerisine sesi sesin içerisine manayı, mananın içerisine ilmi ve hissi hakikatları Allah hangi ilim ve teknolojiyle yapmışsa, yaptırmışsa sana bu et ve kemiğe de ulvi ve kutsi manaları, duyguları da öyle eleştirmiş. Plak değil mi Naim? Cumartesi de sevi yapmıştık Arnavutköy'de bu ders. Plak dönüyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahim plak çalıyor. Neresine? 10 sene önce oraya yüklenmiş bir ses. O plak, eski plaklar ilk önce taştı. Sonra pla plastiğin üzerine demir tozları koydular. Allah o taşa sana o kabiliyeti, taşa da o özelliği koydu. Sesi nasıl yüklemiş? Senin et ve kemiğine de duyguları, merhametleri de aynı teknolojiyle yüklenmiş geldiği zaman çalıyor. Başka bak. Şimdi Allah'ın yaptığı pla pla biliyorsunuz değil mi? Megafon. Böyle bir tane şey var. Ee, kolu var. Gitti mi pla abi? Plak çalıyor mu bununla? Okuyor değil mi? Şimdi başka bir şey yapacağım ben şimdi. Aa dönüyor. Şimdi bu sesi si fiziki dönmeye versek zulüm değil mi? İşte bu kainattaki elma armutların olması harekete vermek. Maddenin hareketine vermek bu kadar zulüm işte. Bu plaktan ses niye çıkıyor? Hareket ediyor ondan. Ulan bunu yükleyen ya bu plağı yapan, bu teknoloji yapan. Hareket, harekete mi verdin ya? Harekette mi bitirdin bu işi? He, bak şimdi. Şu plan kolu gitti. Plak dönüyor. Elhamdülillah. alemin. Bundan sonra keseceğim dersin. Çaldı mı çaldı. Plak o megafonun yerine güneşi koy. Kolu uzattı güneş. Ziya. Ziyayı nasıl anlarsın? Bulut olduğu zaman bazı yerde delik olur ya böyle. Bir delik gibi görürsün bulutlar arasında. Oradan güneşin kolunu görürsün. Ziya. Ha, güneş plak. Uzattı kolu. Nereye? Kuşa. Kuş atıyor. Güneşin enerjisiyle atıyor işte. Bak nasıl öttürüyor. Plak öttüğü gibi. Müziki dairesine bak. Sonra gitti şeye koymuş. Dağlara, rüzgarlara. Sonra Denizlere koymuş plağı. Güneş ya güneş tutuyor dünyayı. 10 santimetre gitse ileriye fırlayacak. 10 santimetre bu tarafa olsa yapıştıracak. Güneş ha gezegenleri tuttu. Plak bak nasıl ses çıkarıyor. Kaç tane yaptı? Plağı koyduk. O sessiz taştan sesi çıkartıyor. Güneş ziya kolunu uzattı. Denizlere, kuşlara, çiçeklere, ağaçlara konuştu. Üçüncü misalimiz Kur'an sistemine kolu olan iman ve itikadı insana bir takı verdi. Aa şimdi konuşturuyor. Tır tır. Şu anda konuşturuyor. Üç tane şey misal verdim. Plaktaki sesi o aletle dışarıya çıkıyor. Daha önce yüklemiş birisi. Daha önce yüklemiş. Bir daha taş olan plaktaki o aletle Önce olan sesi çıkartmış ve taşı konuşturuyor. İkinci misal. Güneşle, ziya ile mevcudatı konuşturuyor ve gezegenleri tutuyor. O güneşin enerjisiyle kuş ötüyor. Üçüncü şey. Kur'an sistemi ile Kur'an sistem plak. O kolu iman ve itikadı ile insana koymuş, insanı nutka getirmiş, insanı konuşturuyor, düşündürüyor tefekkür ediyor insan. Muhabbet ediyor. Allah ile memnun ediyor. En mühimini de Kur'an insanı okuttuğu zaman insanda Allah ve ahiretle ümitli yaşıyor. Ondan daha büyük saltanat olur mu? Allah ve ümitli, Allah ve ahiretle ümitli yaşayan insan kadar bahtiyar bir insan olamaz. Allah ve ahiretle ümitli yaşattırıyor. Vahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. Ya rabbel alemin şu okuduğumuz dersin hürmetine, Amin. İsmi Azam'ın hatırına, Kur'an-ı Azimuşan'ın hürmetine, Amin. Peygamber ve Selamın şerefine bu hakikatla haklanmayı, buradaki bu hakikatta ortaya çıkarken hangi esma ve sıfatlar aktif olmuşsa Onların hatırına Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Müslümanları af eyle ya Rabbi. Taksiratlarımızı, kusurlarımızı, seyyatlarımızı yübedilullahi seyyatım hasena sırrınca hasenata tepdil eyle ya Rabbi. Evlad bizi imtihan etme ya Rabbi. Onları İslam'a ve Kur'an'a hadimler eyle ya Rabbi. Memleketimizi ve alem İslam'ı yöneten yöneticilere akıllarına marifetullah, kalplerine muhabbetullah, vücutlarına sıhat ve afiyet ver ya Rabbi. Abi. Onlara hayli işleri nasip etti ya Rabbi. Abi. Onlara şerli şeyleri durduracak iktidar ve muhabbetleri nasip eyle ya Rabbi. İslam'a ve Müslümanlara hadim ettir ya Rabbi. Abi. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Abi. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutturma. Abi. Şu ezanların hürmetine, İsme Azam'ın hatırına Kur'an-ı Azimuşşan'ın şerefine bizi ve hepimizi affeyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas Allah'ım kafirlere, düşmanlarına fırsat verme ya. Ya.